Bir de şöyle, İran'ı çok iyi bilen, yakından da takip eden bir isimsiniz. Habertürk.com'da yazınızı da gördüm. Bu kaza ile ilgili ne düşündünüz siz? Ben istersen Sena, şu görüntüler devam ederken oraya dair de birkaç Tabii, lütfen. Söylemek istiyorum. Aha. Şimdi İran bizim çok yakın olmamıza rağmen hem akademik olarak hem de genel anlamda entelektüel hayatımızın yeterince yakından tanımadığı, buna da pek zahmet etmediği bir ülke. Bu Türkiye açısından bir zaaftır. Yani Osman Sert de bu alanları iyi takip eden bir gazetecidir geçmişten bu yana. Ben de neredeyse 35 yıldır İran merkezli olmak üzere, onun altını çizerek söylüyorum, bu coğrafyayı takip etmeye çalışıyorum. Fakat dediğim gibi akademik ve entelektüel ilgi çok daha üst düzeyde şeyler istiyor. O yüzden bugün çok iyi İran uzmanlarımız var, teknik konularda konuşanlar da oldu ama yine de hadiseleri tam olarak anlama konusunda ciddi eksikliklerimiz var. Şu manzaranın söylediği bir şey var bize. İran'da muazzam bir cenaze ve ağıt kültürü var. Bu aslında Muharrem ayında gerçekleşen, o aşura merasimlerinde ortaya çıkan, onun merkezinden sirayet eden bir kültür. Çok uzun bir hikaye. Bir dönem herhalde Osman Sert'le de birlikteydik orada. Kerbela Necef hattına bir ziyaretimiz olmuştu. Osman da hatırlayacaktır. Oralarda da onu daha yakından görme şansımız olmuştu. Yani bu işte siyahlar giyinen, o matem, ağıtlarla birlikte olan kültür İran'da hayatın bir parçası. Yani bu çok enteresan bir kültür. O nedenle bu kalabalıklar birkaç günde devam edecektir. Çünkü bizdeki gibi hani birkaç saatlik ya da toplamda 5-6 saatlik bir cenaze merasimi veya evde taziye alanlarının daha ötesinde bir kültür bu. Dolayısıyla toplumsal dayanışma, yakınlaşma, ortak kültür alanlarına dair çok şey söylüyor bunlar. Buna böyle bir dikkat çekip hemen geçmek istiyorum. Bir de çok görüyoruz şimdi, artık tabii bu manzaraları son yıllarda Kasım Süleymani ile başladı. Devrim muhafızlarından üst düzey isimlerin yine öldürülmesiyle devam etti. Yakında hem sesimin kusuruna bakmayın. Estağfurullah. Hemen yakında Buyurun. Evet. Hemen yakında Kasım Süleymani'yi anma törenlerinde de mezarlıkta, kabirde olan bir patlamayla da yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Şimdi zaten söyleyeceklerimin çerçevesi biraz da bununla ilgili. Şimdi ben bu helikopter kazasıyla ilgili elbette sabotaj demek, suikast demek, bunlara dair çok daha ciddi bilgilere ihtiyaç var ya da tespitlere yahut da açıklamalara ihtiyaç var. Tahminimi de söyleyeyim, bu uzun yıllar üzeri kapalı kalacak bir hadise olacakmış gibi geliyor bana. Yani çünkü gerçekten çok soru var. Yani işte bakın şu alttaki o özel kalemin açıklaması bile, şartlar normalde birden bulut kümelenmesi oldu. Şimdi bir kere burada elimizdeki veriler üzerinden şunu söyleyebiliriz. Net bir şekilde bir ihmalkarlık var Sena Alkan. Önce bir onun altını çizmek lazım. İkincisi tedbirsizlik var ihmalkarlıkla birlikte. Yani bu uçuş komutlarının verileceği süreçler, hele hele de Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, işte Tebriz'deki Cuma imamını ve önemli isimleri taşıyorsanız bu çok daha böyle didiklenen, gerçekten çok ciddi biçimde ele alınan bir süreç olarak şekillenmek zorunda. Görünüyor ki buralarda da zaaf alanları var. Yani hava şartlarına rağmen, elinizdeki teknolojinin zayıflığına rağmen, şimdi İran'dan bu konuda gelen açıklamalar da ilginç, birbirinden ilginç hatta. Yani sizin yüzünüzden biz bu teknolojiyi tamamlayamıyoruz, bir takım parçaları satın alamıyoruz filan. Bu çok İran'ın hani kendi bulunduğu coğrafyadaki iddialarıyla mütenasip bir şey değil. Yani bundan sızlanmak, bundan şikayet etmek çok tuhaf geldi bana. Ama yani Amerika'dan doğru, alamıyorsunuz bir ama yedek parçaları Rusya yok mu diye çok soruldu. Rusya ile çünkü milyar dolarlar... Birçok alternatif var. Birçok alternatif var. Bir de hani kendi silah ve savunma sanayi teknolojileri vesaire bu alanlarda verdikleri mesajlarla da çok uyumlu görünmüyor. Şimdi tamam, doğru, teknolojik yetersizlik de var. 3 helikopterin ikisi yolunda devam edebiliyor, bir tanesi yok. Yani devam edemiyor bu şekilde. Bir kriz daha var. Yani bu tür seyahatlerde mümkün olduğunca her zaman bir hava muhalefeti, başka şeyler alanlardaki ihtimaller yüzünden tedbirler alınır. Yani aynı helikoptere Cumhurbaşkanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı ve önemli isimlerin bindirilmesi de vahim bir protokol hatası. Yani bir kere bunun da bir altını tekrar tekrar çizmek gerekiyor. Dolayısıyla zincirleme bir şey var burada. Sabotajdan da öte, suikastten de öte baktığımızda zincirleme bir ihmalkarlık, bir tedbirsizlik, aynı zamanda yetersizlik, aynı zamanda dikkate almamak vesaire diye. O bakımdan bu hadiselerin oluş biçimi itibariyle İran açısından gerçekten çok ciddi bir zaaf da ifade ediyor. Yani bu tarafına da bakmak lazım. Fakat hani İran'da ne olur sorusuna geçerken benim söyleyeceklerim bir parça farklı olabilir kamuoyundaki genel kanaatlerden öteye geçebilirim belki, onu söyleyeyim. Şu ki reisi doğru.
Hamaney'le yakın, kayınpeder üzerinden bir yakınlığı var. Devrim olduğunda 19 yaşında. Ve çok hızlı devrim sürecinin içine giren kadroda. Yani yargıda ilerliyor aslında bir hukukçu olmamasına rağmen. Belli yerlerde savcı yardımcısı oluyor, sonra Tahran Başsavcısı oluyor. O kritik yargılamalarda verilen idam kararlarındaki rolü işte bugünlerde çokça tartışılıyor. Yani yükseliş hikayesi 79'dan itibaren, tekrar söylüyorum, 19 yaşından itibaren çok hızlı bir hikayesi var. Ama İran'daki sisteme baktığınızda evet, reisi Hamaney'e yakınlığı dolayısıyla güçlü bir isim. Fakat bulunduğu pozisyon açısından güçlü bir isim değil. Bakın çok ilginç bir durum var şu anda. İran Cumhurbaşkanı yok. Şimdi bir vekalet söz konusu anayasa gereği. Onu Hamaney hemen açıkladı. 50 günlük bir süreç var. Doğru. Fakat İran Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı tartışması ne dünya kamuoyunda, ne bölgede, ne İran'da o kadar da büyük bir tartışma olarak devam etmiyor. Bunun bir tane nedeni var. Çünkü İran'daki sistemin asıl güç merkezi dini liderlik. Yani 79'dan sonra 1980'de yapılan referandumla kabul edilen bir velayeti fakih teorisi var, bir doktrin var. Yani fakihlerin, din adamlarının, alimlerin vekaleti diyelim. Bu uzun bir hikaye ama çok kısa anlatmış olayım. Şimdi oradaki güç merkezi Hamaney ve dini liderlik olduğu için ve İran'da resmi anlamda birçoğu sistem dışında gibi görünen aktörlerin asıl sistemi yönetmesi. Yani buna evet İran derin devleti diyebiliriz, başka isimler de verebiliriz ama gerçek bu. O yüzden bakın biz bugünlerde Hamaney sonrasında, hayatta olan dini lider sonrasındaki 85 yaşında sağlık sorunları yaşıyor ciddi olarak, ne olacağını, kimin dini lider olacağını, kimin cumhurbaşkanı olacağından çok daha fazla tartışıyoruz. Bu da İran'daki güç merkezleriyle alakalı bir durum. Bir değişim olur mu? Evet, ben de iki gündür bunu yazdım, işaret etmeye çalıştım. Yani İran'da devrimden sonraki seçimlerde katılım oranları yine bizdekilerin yüksekliğinde değil ama bir hayli iyiydi. 60'lar, 70'ler, 80'lere yaklaştığı da oldu. Ama son seçimlerde ya Tahran'daki katılım o kadar düşük ki neredeyse Tahran'da hiç kimse seçime gitmemiştir, sandığa gitmemiştir desek herhalde tabloyu yanlış anlatmış olmayız. %7, %8. Evet. Evet, çok ilginç rakamla %10'un altında bir rakam. Yani Tahran İran'ın kalbi siyasi anlamda. Evet. Buradan hemen hızlıca şunu söyleyebilirim. Burada mesela o sistemden bahsediyoruz ya, dini liderliğin merkezinde olduğu. Yani bunun birçok unsuru var. Yani çok güçlü vakıflar var mesela. İran'ın hem içinde çok güçlü bunlar, hem dış politikasında aktör olarak serbest tırnak içinde hareket edebilme kabiliyetleri var. Serbest falan değiller de onda doğrudan dini liderlik ve devrim muhafızlarının çizdiği çerçeveyle hareket ediyorlar. Anayasayı Koruma Kurulu var, Uzmanlar Meclisi var, ondan sonra Hubregan Meclisi dediğimiz bütün bunlar öyle kolayca ellerindeki gücü bırakıp, yani toplum seçimlere katılıyor, katılmıyor, bunu o kadar da dikkate alarak böyle hani bir değişim sürecine gireceklerini zannetmiyorum. Fakat bu şunu değiştirmiyor. İran'da siyasetle toplum arasındaki irtibatın azalması, hatta kopma noktasına gelmesi çok büyük bir problem. Buna ekonomik sorunları, sürekli böyle karşınıza çıkan kazalar, suikastler, ne olduğu belirsiz hadiseler, nükleer uzmanlarınız öldürülüyor. Kudüs Gücü Komutanı dediğiniz İran içinde çok önemli bölgedeki o vekalet güçlerinin organizasyonunun bir nolu ismi bir suikaste örüyor. Üstelik o suikaste ilgili bizzat İran'ın kendi içinde de müdahale olabildiği gibi senaryolarda hali hazırda konuşuluyor. Şimdi böyle bir ortamda toplum milletvekillerini seçip ne yapacak mesela? Seçtiği milletvekili kendisine karşı sorumlu ama bir yetki sahibi değil. Çünkü asıl güç başka bir yerde. O nedenle bence burada İran'ı zor bir dönem bekliyor. Hani o değişim sürecinin önünü açmak da vakit olsaydı konuşurduk ama o dini liderlik etrafındaki güç mekanizmalarının öylece kolayca ipleri elinden bırakması mümkün görünmüyor. Bir de bu, Sena Alkan, bu turda son cümlem olsun. İran'ın kendi içinden ibaret bir yapılanma değil. Hani vekil güçler deyip hemen böyle hızlıca geçiyoruz ama Lübnan'daki hikayenin oluşum süreci yaklaşık 45 yıl. Yani Hizbullah'tan bahsediyorum. Yemen yakındır diğerlerine göre. Irak'takiler, Suriye'dekiler, dünyanın farklı ülkelerindeki o yapılanmalar hep bu güç merkezleri tarafından organize ediliyor. Hem dış politikalarının, hem dış politikayı besleyen operasyonel güçlerinin bu süreçlerde ipleri kolayca elinden bırakacağını düşünmüyorum. Bu İran için iyi şeyler getirir mi? Sanmıyorum. Çünkü toplumla siyaset arasındaki köprüleri yeniden inşa edecek bir güven ortamı oluşturmak için atmaları gereken adımlar var. Atabilirler mi? Soru işareti.